Herkese merhabalar. Python ile temel seviye programlama dersimize, serimize devam ediyoruz. Bu serimizin ikinci videosu ve konumuz değişkenler. Değişken nedir? Değişken nasıl tanımlanır? Python'da değişkenler nasıl ifade edilir? Bunlarla ilgili kısaca bir açıklamaya çalışacağız bu videomuzda. Değişkenler programlama dillerinin en temel konularından bir tanesi. Bu konunun iyi bir şekilde öğrenilmesi gerekiyor. Programlama dilinden diğer bir dillere göre farklılık gösteriyor bu değişkenlerin tanımlaması. Python'da bu tanımlamalar nasıl yapılır? Onlara bir göz atacağız. Öncelikle değişken dediğimizde aklımıza bir veriyi içerisinde tutan bir birim olarak düşünebiliriz. Ya da diğer bir ifadeyle bir veriyi saklamak için bilgisayarın hafızasında, bilgisayarın belleğinde ayrılmış alanlara biz değişken diyoruz. Değişkeni şu şekilde düşünebilirsiniz. Örneğin çok büyük bir oteliniz var. İçerisinde de bilgisayarın kapasitesi kadar oda olduğunu düşünelim. Hatta şöyle bir çizecek olursak bir otelin belirli sayıda odaları var. Bu belirli sayıyı tabii bilgisayarımızın kapasitesi olarak düşünebiliriz. Şu şekilde gridlere ayırmış olayım. Şu da otelimizin çatısı olsun. Ve bir görevli bu oteldeki odalara belli bir kodlar veriyor. Örneğin birinci odamızı işte 1 numaralı oda, 2 numaralı oda, 3 numaralı, 4 diye gidiyor işte sınır artık kaçsa oraya kadar. Buraya da 1000 diyelim, örneğin 1000 odalı olsun. Şimdi bir görevli bu odalara birini yönlendirmek için ne yapıyor? Bir otelin odasının ismini ya da kodunu kullanıyor. Örneğin 4 nolu odayı alalım. 4 nolu odanın bir ismi ya da kodu var. Ne demek bu? Ben birisi geldiğinde hemen şu odaya çıkın, 4 nolu odaya çıkın, 5 nolu odaya çıkın gibi bir yönlendirme kullanabiliyorum. Bir ikincisi ise bu odanın içerisinde kişiler var. Öyle değil mi? Ben bir kişiyi gittim, yönlendirdim. Kişi odaya gitti. Odanın içindeki kişiye de biz değer ismini veriyoruz. O zaman bir değişken için karşımıza iki tane ifade çıkıyor. Birincisi değişkenin ismi, ikincisi değişkenin değeri. Bu ne demek? Bunu ayrıca bir kutu olarak düşündüğünüz zaman kutunun bir ismi var. Buna örneğin A ismini diyorum. Bu sefer harf olarak verelim. Ve bu kutunun içinde bir tane de değer var. Bu A'nın içinde ne olsun? Örneğin bir sayı olsun. 100 sayısı. O zaman benim buradaki A değişkenimin ismi, içerisindeki 100 ifadesi ise bunun değeridir. Bu bilgisayarda nasıl adlandırılıyor, nasıl ifade ediliyor derseniz ona da şöyle bir göz atacak olursak bilgisayarda hafıza birimleri, yerleri vardır ve bunların her hafızanın bir adresi, adı vardır. Örneğin bu adlar 16'lık sayı sisteminde sıralanır. Ben bunu yazayım. Örneğin 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye devam ediyoruz. Örneğin işte o 1 A, 1 B, 1 C diye devam ediyor adres satırları. Örneğin bu adreslerde bir veri var. Nedir bu? Örneğin 2 nolu adreste Harun var. İşte 3 nolu adreste 10 sayısı var. 4 nolu adreste Veli var. 5 nolu adreste işte bir e-posta var. İşte msn.com gibi. Gördüğünüz gibi adreslerin içindeki değerler sürekli değişiyor. Peki ben bu değerlerden bir tanesini kullanmak istediğimde ne yapıyorum? O bellek alanının ismini yani 2'yi kullanıyorum çağırmak için. Ben bilgisayarın Harun verisine ulaşmak istediğimde kullandığım bir adı yani adresi oluyor. Bu da bir değişken olarak düşünülebilir. O zaman benim buradaki iki nolu kısım değişkenimin adı, içeriğindeki bellekteki veri ise benim değerim oluyor. Kısaca değişken tanımı temel olarak bu şekilde. Şimdi gelin hep birlikte bunu Python'da nasıl olduğuna bir göz atalım. Değişkenin tanımından kısaca bahsettik. Şimdi de Visual Studio Code editörümüzü açarak bir Python dilinde değişken değerleri nasıl verilir onlara bir göz atalım. Değişkenlerimizin iki özelliğinden bahsetmiştik. Birisi adı, ikincisi
ise değeri. Peki Python'da bu işlem nasıl yapılıyor? Hemen ona bir göz atalım veya bir değişkene bir değer nasıl veriliyor? Bunu eşittir operatörüyle sağlıyoruz. Yani hemen örnek vermek gerekirse, örneğin benim bir cinsiyet diye bir değişken ismim var ve bu cinsiyetin içerisine bir değer atamam gerekiyor. Cinsiyet dediğimizde aklımıza ne geliyor? Erkek, kadın. O zaman buraya erkek yazayım. Sonra bir cinsiyete ait bir tanım daha belirlemek gerekirse ad. Mesela kişinin adı, cinsiyeti, soyadı, e-postası gibi bazı değerler var. Ad dediğimizde örneğin Harun, yine soyad diye bir değişken tanımlayayım. Soyadım işte Yıldız. Sonra buna benim bir de okul numaramı tanımlayayım. Okul no diyeyim. Örneğin 602. Sonra bir de e-postam olsun benim. E-posta da bir değişken ismi olarak kullanabiliriz. Buna da @msn olarak bir değer atadım. Burada gördüğünüz gibi bazı noktaların altı çizildi. Bazılarında ise çizilmedi. O zaman buradan benim hemen aklıma şöyle bir ifade gelmesi gerekiyor. Birincisi, ben değişkenlere hem harflerle ilgili bir ifade hem de rakamlarla ilgili ifadeler atabilirim. Bunun yanında bazı özel karakterleri de kullanabilirim değişkenlerin içeriğini atabilmek için. Bunu şu şekilde düşünelim. Az önce kutu örneğinden gittiğimize göre, örneğin bir ad diye benim kutum var. Bu adın içinde ne var? Harun var. Örneğin bir tane kutum daha var. Bu da okul no. Okul mu onun içinde ne var? 602. Burada gördüğünüz gibi birisi sözel bir ifadeden oluşuyor değerim, diğeri ise sayısal ifadeden. O zaman değişkenlerde temelde iki tür veri saklayabiliyoruz. Birincisi sayısal veriler, ikincisi sözel veriler. Tabi bunlar kendi alanlarında alt dallara ayrılabiliyor. Örneğin nasıl matematikte sayısal dediğimizde aklımıza işte ondalıklı sayılar, kompleks sayılar, tam sayılar geliyorsa, bu programlama dillerinde de bu gelmesi gerekiyor. Yine aynı şekilde sözel ifadelerde, yine eğer tek bir karakteri saklayacaksanız, sadece A harfini bir değer olarak saklayacaksanız farklı bir şekilde tanımlayabiliyorsunuz. Ya da bir kelime, bir e-posta saklayacaksanız yine farklı bir türde. Peki bunları birbirinden ayıran temel özellik nedir? Biz tırnak içinde gördüğümüz her ifadeyi sözel veri olarak düşünmemiz gerekiyor. Yani ne demek istiyorum ben? Örneğin bir değişkenim var benim, cinsiyet değişkenim. Cinsiyetin içeriğine ne gelebilir? Erkek, kadın gelebilir. O zaman ben bunu erkek ve kadın olarak yazacaksam, buna bir sözel değişken, yani string değişken diyoruz. Burada hemen şunu da belirteyim. String'i sözel değişkenler için, integer ise sayısal değişkenler için ifade ettiğimiz İngilizce terimler. O zaman sözel değişkenleri ben bellekte saklayabilmek için bunların başına mutlaka tek tırnak ya da çift tırnak şeklinde ifade eklemem gerekiyor. Ya da şu şekilde bunu da çift tırnakla saklayayım. Bakın, sözel ifade, sözel ifade. Bu sayısal bir ifade. O zaman ben bunu sayısal şekilde, yani integer şekilde bırakabilirim. Ama bunun başına ben eğer tırnak bırakırsam, artık buradaki okul no değişkenim de benim bir sözel değişken olmuş olur. Peki burada sayı yok, fakat özel karakterler var. Bu nasıl olacak? Sözel değişken olarak düşünmemiz gerekiyor. Örneğin burada tekrar şöyle bir örnek vermek gerekirse, siz bir değişken belirlerken önce onun içeriğini, değerini düşünmeniz gerekiyor. Ne gelebilir? Sayım olacak, yoksa sözel bir ifade ya da özel bir karakter mi olacak? O zaman biz sözel ve sayısal olarak ikiye ayırdığımız, temelde ikiye ayırdığımız, tabii bunlar kendi alanlarında farklı alt dallara ayrılıyor. Değişkenlerin içeriğini belirlerken sayısallar sıfırdan 9'a kadar olan rakamları kullanılarak oluşturulmuş sayıları ifade eder. Sözel ise A harfinden Z harfine kadar giden harflerle birlikte diğer özel karakterleri, örneğin şurada kullandığımız gibi nokta, virgül,
et işareti, sonra tire işareti, bölme. Bunun dışında klavyede görebildiğiniz diğer özel karakterleri de kullanacaksanız bunu sözel değişken olarak tanımlamanız gerekiyor ve siz bunu çift tırnak içinde ya da Python'da tek tırnak içinde belirtmeniz gerekir. Aksi takdirde programınızda bir hata oluşacaktır. Hatta şöyle hemen deneyebiliriz. Şu başındaki tireyi kaldırıp çalıştırdığımda bana bu erkek ifadesinin tanımlanamadığını hemen hata olarak gösteriyor. Çünkü siz bir değişken tanımladınız. Bu değişkenin içinde harfler var. Fakat harfleri ben sözel olarak kabul ediyorum. Dolayısıyla sözel bir ifadeyi siz tırnak içine almalısınız diye bana ne yapıyor? Uyarı veriyor. Sayılarda aynı şey geçerli değil. Ben bunu eğer normal tırnağını kaldırırsam ne oldu? Bizim artık sayısal değişkenimiz oldu. Buradaki 1, 2, 3, 4 tanesi sözel değişken iken bir tanesi sayısal değişken olarak ifade edilebilir. Değişkenlere bir değerin eşittir operatörüyle yüklenildiğini, bir değer atamasının eşittir operatörüyle yapıldığını az önce belirtmiştik. Örneğin x eşittir 10 dediğim zaman x değişkeninin içine 10 sayısını aktarmış oluyorduk. Bunun yanında bizim değişkenlerimizin iki tür temelde olduğunu belirtmiştik. Sayısal ve sözel, yani metinsel olarak değerlendirebiliriz bunu. Hatta bunlar kendi aralarında farklı alanlara ayrılıyor. Örneğin sayısal değişkenlerde tam sayılar bizim, yani tam sayı dediğimiz 10, 100, işte 155 gibi değerler. Bunun yanında bir de ondalıklı sayılar dediğimiz 3.14, işte pi sayısı ya da 6.2 gibi sayılar da var. Bunlar ise float değerler olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz buradaki 10 sayısının tipini öğrenmek istediğimizde bize karşımıza tam sayı, yani integer olarak verecek. Buradaki 3.14'ü öğrenmek istediğimizde ise float bir değer olarak karşımıza çıkacak. Bu da sayısal tipteki verilerin integer, float ve farklı tiplere dayandığını gösteriyor. Hatta bir de matematikten hatırlarsak kompleks sayılar dediğimiz sayı türleri de var. Bunlar da karmaşık sayılar ya da kompleks sayılar olarak geçiyor. Onu nasıl ifade ediyoruz? 3 artı işte 4.1 j şeklinde ifade ettiğimiz sayılar da vardı. Bunlar ise kompleks sayılar olarak tanımlanıyor. Bakın burada bunu özel karakter kullanıyoruz. Bir tane artı. Burada bir tane de J harfi var. Aslında ben bunu Python'a tanıtabilmek için bunu sözel olarak tanıtmam gerekiyor. Az önceki tanımlarımıza göre. Ama bunu bir sayısal ifade olarak hem J'den hem de ki buradaki artı işaretinden ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Sözel ifadeleri de genel olarak bu sayıların dışında kalan her şeyi sözel olarak, yani string olarak tanımlayabiliriz. Bunun için de klavyedeki özel karakterleri kullanabiliriz. Sonra harfleri, rakamları, hepsini kullanabiliriz. Örneğin A101, A100 ya da A100, burada sayı da var, harf de var. O zaman ne yapacağız biz bunu? Bunu hemen ikisi birlikte olduğu için sözel ifade diye tanımlayıp buna biz çift tırnak ya da tek tırnakla belirtmemiz gerekiyor. Şimdi değişkenleri belirlerken bunların bazı isimlendirme kuralları var. Onlara bir göz atalım. İsimlendirme verirken birinci olarak bir rakamla başlamıyorsunuz değişkene isim verirken. Yani örneğin benim ad diye bir değişkenim var. Bunu ben bir ad şeklinde bir değişken ismi veremiyorum. Bunda ne yapacaktır? Hata verecektir. Mesela şu ise bu doğru bir ifade veya ad 1. Benim birden fazla adım olabilir. Ona ad 1, ad 2 şeklinde verirsem bu da bizim için bir doğru ifadedir. İkincisi, değişkenlerde özel karakter kullanmıyorsunuz. Özel karakter dediğimiz tabii alt tirenin dışında bir özel karakter. Örneğin ad alt tire 1 şeklinde bir değişken ismi doğru bir ifade iken işte ad
artı bir şeklindeki bir ifade yanlış bir kullanım olacaktır. Çünkü buradaki özel karakterimiz, sembolümüz bizim değişkenimize isim verirken kullanılmıyor. Az önce şurada bahsettiğimiz gibi bir rakam ve rakamla başlamamalı demiştik. Aynı şekilde özel karakterle de başlamıyor. Örneğin et işaretini bıraktım ve ad diye bir değişken tanımladım. Başta hatta özel karakteri alt tire dışında hiçbir şekilde kullanamıyorduk. Zaten bu iki türlü. Hem bunu kullandığım için hem de başta kullandığım için hatalı bir kullanım olacaktır. Bunun dışında alt tire adı ise kullanmama bana izin veriyor. O zaman benim şuradan hemen bir toparlama yapacak olursak alt tire dışındaki hiçbir özel karakteri değişkenlerimizde ne yapmıyoruz? Kullanmıyoruz. Bunun dışında peki değişkenler isimlerine verirken neler kullanabiliriz? Harfi kullanabiliriz. Rakamı kullanabiliriz. Ve bunun dışında bir alt tireyi kullanabiliriz. Diğer bir ifadeyle büyük harf, küçük harf de kullanabiliriz. Ama özel karakterleri hiçbir şekilde alt tire dışında kullanmıyoruz. Bir de Python'da bazı kelimeler var Python'ın kullandığı. Bunlara da değişken ismi olarak kullanamıyoruz. Peki bunlar nedir diye hemen şöyle kısaca bir importla bu kullanamayacağımız kelimeleri bir göstermek istiyorum. Hemen kısaca ona bir bakalım. Şu şekilde Python'da değişken olarak kullanamayacağımız ifadeleri şu iki komutla ekrana görüntülettirebiliriz. Hemen şunu yazdıktan sonra bir çalıştırayım. Alt tarafta da zaten az önce bir kontrol etmiştim ben. Hemen gözüküyor. Şuradaki gördüğünüz gibi false, none, true, and, as, hazard gibi görebileceğiniz şurada gözüken kelimeleri biz değişken ismi olarak kullanamıyoruz. Yani ne demek bu? Örneğin ben şuradan hangisi? Mesela as eşittir 10 diye bir değişken tanımlaması yapamıyorum. Şurada gördüğünüz gibi bunu diyor değişken ismi olarak kullanamazsınız. Ya da def ya da continue ya da del gibi kelimeleri ne yapıyoruz? Biz değişken olarak kullanamıyoruz. Zaten hemen altını çiziyor, hata veriyor. Burada yeri gelmişken print komutu bir ya da print fonksiyonu ekranda bir değer görüntülettirmek istediğimizde print fonksiyonundan yararlanabiliyoruz. Örneğin keyword listesinin içinde şuradaki değerler var. Ben bunu burada ekranımda yani terminal ekranımda görüntülettirmek istersem bu print komutunu kullanıyorum. Şimdi de bizim bu aklımızdaki veya burada işlediğimiz kurallara göre bazı örnekler yapalım. Tabii değişkenlere isim verirken bazı standartlaşmış kurallarımız var. Bunlardan da kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlardan en fazla tercih edilenleri Camel Case ve Pascal Case dediğimiz değişken isimleri verirken kullanacağımız bazı kurallar var. Camel case dediğimiz örneğin sizin bir değişkeninizin ismi iki kelimeden ya da üç kelimeden oluşabilir. Mesela doğum tarihi iki kelimeden oluşan bir değişken. O zaman doğum tarihini ben şuraya hemen tırnak içinde doğum tarihini de yazayım. Örneğin 10-10-2020'de doğmuş birinin doğum tarihi değişkeninde saklanmak istiyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben şurada ikinci kelimenin ilk harfini büyük harfle yaptım. Bu notasyona biz Camel Case ismini veriyoruz. Bir de Pascal Case var. Bu da şu şekilde ilk harf ve kelimelerin ilk harf ve ikinci harfini büyük harfle yaptığımızda da buna da farklı bir doğum tarihi verelim. Bu şekilde bir doğum tarihi belirledik. Gördüğünüz gibi burada ilk kelimenin de baş harfini büyük, ikinci kelimenin de baş harfini büyük yaptım. Bu da Pascal case notasyonu. Araya tabii tire işareti, alt tire işareti de kullanarak bunları bölebilirsiniz ama genel programcıların kullandığı veya en çok tercih ettiği notasyonlar bunlar olarak diyebilirim. Sizin değişkenleriniz bir kelimeden fazla olduğunda bu iki notasyondan, Camel Case notasyonu ya da Pascal Case notasyonundan
ya da buna uygun olarak bir değişken ismi belirleyebilirsiniz. Şimdi bunların bir iki örneğine bakalım. Hazır bunlar dursun. Örneğin yine e-posta diye bir değişken belirliyorum. Buna eşittirle bir değer atıyorum. Az önceki gibi hernet@gmail.com'u da buna ekledim. Yine bir sayı değişkeni belirleyelim bu sefer. İsmi sayı olsun. Buna da 100 atalım. Veya bir tane de kompleks bir sayı belirlersek k sayı diyorum bu değişkene de. Ya da şuradaki az önceki k sayı ilk ay camel case'e göre tanımlamış olayım. İkinci kelimenin ilk harfini büyük yaptım. Kompleks bir sayıyı da az önce belirtmiştik videomuzun 3 artı 14j gibi bir değer de bizim, bakın bunda hata vermedi. Çünkü eğer şunda ben buradaki tırnakları kullanmazsam bu hemen altını çizmesi gerekiyor veya hata olarak bana döndürmesi gerekiyor. Ama bunun bir kompleks sayı olduğunu hemen algıladı. Bunun dışında bir de float diye bir değişken tanımlayalım. Bu da ondalıklı bir sayı. Örneğin pi sayısı diyorum. Buna da 3.14. Bakın benim farklı türlerdeki değişkenlerimi, farklı değerlerdeki değişkenlerimi burada gördük. Bizim şimdi bir değişkenin tipini, türünü öğrenebilmek için kullanabileceğimiz bir tane komutumuz, fonksiyonumuz var. Bu da ismi type fonksiyonu. Type bize bir değişkenin tipinin ne olduğunu, yani ondalıklı sayı mı, kompleks bir sayı mı, yoksa bir string bir ifade mi olduğunu otomatikman belirliyor. Örneğin bir tanesini deneyelim. Hemen type parantez içinde ismini söylüyor bana. Nedir? Mesela e-posta ile başlayalım. E-postayı bir ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Tabii bunu bizim terminal ekranında görebilmemiz için az önce söylediğim gibi bunu bir print fonksiyonu içine almamız gerekiyor. Yani ekranda göster diyorum. Hemen bir çalıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi bizim e-postanın str, yani string bir ifade, yani sözel bir ifade olduğunu belirtti. Peki bunun dışında yine şundan kopyalayarak devam edeyim. Bir de sayının tipine bakalım. Sayı değişkenimizin buradan şuradaydı zaten. Bunu bir test edelim. Bunun tipinin ne olduğunu. Bakın klasının integer, yani tam sayı olduğunu bana söyledi. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bu sefer şuradaki kompleks sayı şöyle k sayısını bir tipini hemen öğrenmiş olalım. Bunu da gördüğünüz gibi kompleks olarak belirtmiş oldu. Burada bir de pi sayısı var. Tabii hemen onu da göstereyim. Hepsini yapmış olalım. Pi sayısı çalıştırdığım zaman bunu da float olarak bize verdi. O zaman buradan ne çıkarmamız gerekiyor? Bizim değişkenlerimizin içeriğine farklı tiplerde değerler ne yapabiliyoruz? Atayabiliyoruz. Bu değerler tırnak varsa eğer başında çift tırnak ya da tek tırnak, bu string, yani metinsel bir ifade diyoruz. Eğer sadece rakamlardan oluşan bir sayı varsa buna integer diyoruz. Eğer bir noktalı veya ondalık bir sayıysa buna da biz float diyoruz. Diğer türlüsü çok fazla kullanmadığımız ama matematikte de olan kompleks sayı dediğimiz sayı tipinde de şurada J işareti varsa bu da kompleks sayı olarak bizim karşımıza çıkıyor. Evet, toparlamak gerekirse bir veriyi, bir değeri bilgisayarda biz yazılım yoluyla saklamak istediğimizde bunları değişkenlerde saklıyoruz. Değişkenlere değer atarken eşittir operatörünü kullanıyoruz ve değişkenlerin değerlerinin tiplerini ise type komutu ile ne yapabiliyoruz? Öğrenebiliyoruz. Buradan çıkaracağımız sonuç, bizim değişkenlerimizde farklı tiplerdeki değerleri saklayabiliyoruz. En çok kullandığımız değer tipleri de string dediğimiz metinsel ifadeler, sözel ifadeler ve integer dediğimiz sayısal ifadeler, tam sayılı ifadeler olarak karşımıza çıkıyor. Bunun yanında float'ı da çok fazla kullanıyoruz. Ondalık sayılı. Bunlar artık bizim programlamada kullanabileceğimiz genel ifadeler. Bu tanımlama Python'a özel bir tanımlama ama birçok programlama dilinde benzer şekilde tanımlama yapabiliyorsunuz. Bu değişkenleri temel anlamıyla anladığınız zaman diğer programlama dillerinin hepsinde benzer yapıları kullanarak
Bu ifadeleri ne yapabilirsiniz? Kullanabilirsiniz.